Trabzon 1495 yılında iki kutlu doğuma şahit olmuştur. Biri o tarihlerde bu şehrin valisi olan Yavuz Sultan Selim'in eşi Hafsa Hatun'dan dünyaya gelen Kanuni Sultan Süleyman, diğeri ise Trabzon kadısı Ömer Efendi ve eşi Hafife Hatun'un oğlu Yahya Efendi. Yavuz Sultan Selim'in oğlu Şehzade Süleyman, 1495 yılında Şaban ayının ilk gününde Yahya Efendi'nin doğduğu hafta Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Şehzade Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın sütü az olduğundan, Kadı Ömer Efendi'nin refikaları ve Yahya Efendi'nin validesi Afife Hatun, küçük Şehzade Süleyman'a süt vermiş ve onun süt annesi, Yahya Efendi de Batılıların muhteşem Süleyman olarak adlandıracakları Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi olmuştur. İlk öğrenimini babası Ömer Efendi'den gören Yahya Efendi, Trabzon'un meşhur alimlerinden ve zamanın velilerinden kabul edilen Müftü Ali Çelebi'nin rahle-i tedrisinde bulunarak maddi ve manevi sahada bir hayli mesafe kat etmiştir. Trabzon'da öğreneceği pek fazla bir şey kalmadığını anlayan Yahya Efendi, 30 yaşında ilmini ikmal etmek için İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'da ilk önce Anadolu Kavağı'nda Haydarpaşa Çiftliği denilen mevkide bir çilehane yaptırmış, orada çilesini tamamladıktan sonra bugünkü Yuşa Tepesi denilen mevkiye yerleşmiştir. Hazreti Yuşa'nın makamını da Yahya Efendi'nin keşfettiği rivayet edilmektedir. İlmi kemalatını çoğaltmak ve ikmal etmek için Yavuz ve Kanuni devrinin meşhur alimi Zembilli Ali Efendi'den 2 yıl medrese eğitimi aldıktan sonra Zembilli Ali Efendi'nin 1526 yılında vefatı üzerine günlük 15 akçe ücretle Cambaziye Medresesi'ne müderris olarak kayıt olmuştur. Müderris mahyasıyla anılmaya başlanan, halk arasında da Molla Şeyhzade olarak şöhret bulan Yahya Efendi, 2 yıl görev yaptıktan sonra Cambaziye Medresesi'nde günlük 30 akçe ücretle Hacı Hasanzade Medresesi müderrisliğine terfi etmiş, daha sonra da 40 akçe ücretle Eftaliye Medresesi müderrisliğine tayin olmuştur. ...1545 yılında günlük 50 akçe ücretle Mustafa Paşa Medresesi'ne, 1551 yılında Üsküdar'da Mihrimah Sultan payesine yükselmiş, 1553 yılında da Fatih Camii'ndeki Medaresi Semaniye'den yani 8 medreseden birinin müderrisliğine tayin olunmuştur. Müderrislik görevini gayet başarılı bir şekilde yürütmekteyken sarayda meydana gelen acı bir olay Yahya Efendi'nin yaşamının dönüm noktası olmuştur. Devrin hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman, eşi Hürrem Sultan'la damadı ve aynı zamanda sadrazam olan Rüstem Paşa'nın teşvik ve telkinleri sonucu büyük oğlu Şehzade Mustafa'yı kendisine isyan edecek iddiasıyla Konya Ereğlisi civarında ordugahta boğdurtmuş, Şehzade Mustafa'nın annesi Gülbahar Hatun'u da saraydan çıkartmıştır. İlmi
bir matem halini alan bir tehlikeli Yahya Efendi, padişaha olan yakınlığına da güvenerek yaptığı hareketin yanlış olduğunu, Zülbahar Hatun'u da saraya tekrar alması gerektiğini yazdığı bir mektupta belirtmiş, şefkat ve merhamet isteğinde bulunmuştur. Yahya Efendi'nin bu hareketi Kanuni tarafından cüret ve saygısızlık olarak telakki edilmiş, 1555 yılında müderrislikten azledilerek günlük 50 akçe ücretle emekli edilmiştir. Sultan II. Selim, 1566 yılında tahta çıktığında büyük saygı duyduğu Yahya Efendi'nin emekli maaşını günlük 50 akçeden 100 akçeye yükseltmiştir. Küçüklüğünden beri riyazet ve tefekkürü çok seven Şeyh Yahya Efendi emekli olunca Beşiktaş'taki evi ve mescidine inzivaya çekilmiştir. Ömrünün sonuna kadar mücadele ve ibadetle vakit geçiren Yahya Efendi, 1571 senesi Zilhicce'sinde Kurban Bayramı gecesi 79 yaşındayken Beşiktaş'taki dergahında ebedi aleme göçmüştür. Vefatıyla ilgili olarak da İrtihal eyledi Kutbul Ulema terkibiyle tarih düşürmüştür. Güçlü bir şair, ünlü bir tabip olan, matematik, geometri ve astronomi gibi ilimleri çok iyi bilen Yahya Efendi'nin cenaze namazına vezirler, alimler, devlet ricali ve halktan pek çok kimse katılmıştır. Cenaze namazını Süleymaniye Camii'nde devrin Şeyhülislamı Ebu Suud Efendi kıldırmış, cenaze Beşiktaş'a getirilerek bugünkü makamına tevdi edilmiştir. Yahya Efendi'ye büyük saygısı ve sevgisi olan Sultan II. Selim, kabrinin üzerine tasarımı Mimar Sinan'a ait olan kâgir, kare planlı ve tek kubbeli bir türbe yaptırıp, tekkeyi de yeni baştan tadil ettirmiştir. Yahya Efendi kişilik olarak her meslekten ve her meşrepten insanı muhatap alır, onlarla sofraya otururdu. Kim olursa olsun aşık diye hitap ederdi. Yahya Efendi'nin dergahına her meşrepten insan gelir, ziyaret eder, günlerce misafir kalırdı. Misafirlerine mutlaka bir şeyler ikram ederdi. Talebelerine yemek çıkarmakla kalmaz, harçlık da verirdi. Saray ricali de dergahı sıkça ziyaret eder, değerli hediyeler getirirler, mübarek de onların tamamını fakirlere dağıtırdı. Şeyh Yahya Efendi'nin kerametleri. Pek çok kerametleri olan Yahya Efendi'nin en bilinen kerametleri şunlardır. Bir devlet ne zaman yıkılır? Yahya Efendi'nin duası makbul, büyük bir zat olduğu artık herkesçe malumdur. Kanuni ise Topkapı Sarayı'ndadır. Devlet kıtalara kol atmıştır. Devlet zirvededir. Cihan, devlet-i âliyenin önünde eğilmektedir. Ama muhteşem Süleyman, kimsenin farkına varamadığı sıkıntılarının olduğu bir günde süt kardeşi olan Yahya Efendi'ye bir hat-ı hümayun gönderir. Padişah mektubunu saray erkanına göre alan memur, onu Beşiktaş'a gelerek Şeyh Hazretlerine dergah usulünce takdim eder. Hat-ı hümayunu açan Gönüller Sultanı, Kanuni'nin şu sualini görür. Ağabey, sen ilahi sırlara vakıfsın. Kerem eyle de bize Osmanoğulların akıbetinin ne olacağını haber ver. Yoksa nesli kesilip yok mu olacak? Yok olacaksa bu hangi sebeptendir? Efendi Hazretleri satırlara göz gezdirdikten sonra hiçbir şey demeden
kamış kalemini mürekkebe batırarak hattın altına bir yazı düşer ve tekrar katlayarak selam ve hayır duası ile birlikte aynı ulakla yazıyı iade eder. Kanuni merakla hattı açar. Sualinin altında iki kelimelik bir cevap vardır. Kardeşim, neme gerek? Sultan hayretler içinde kalmıştır. Nasıl olur da üstelik kendine kardeş olan bir büyük zat hem Devlet-i Aliye-i Osmani-i Muhammediye'nin istikbaliyle alakalı bir suale bana ne manasına gelen bir cevap verir? Kanuni kimseye bir şey belli etmez. Hattı Hümayun'u usulca katlayıp bir müddet elinde tuttuktan sonra irade-i şahanesini beyan eyler. Kayık hazırlansın. Biraderim hazretlerine bizzat gideceğim. Saltanat kayığıyla Beşiktaş'a gelen Cihan Hakan'ı işte bugünkü taşlı yokuşu çıkıp huzura geldiğinde genç bir mürit kadar heyecanlıdır. Büyük hükümdarı bahçe kapısında kucaklayarak karşılayan Yahya Efendi, içeri geçtiklerinde kardeşine yer gösterir. Hal hatırdan sonra Kanuni sorar. Ağabey, ne olur hakikati gizlemeyip sualime cevap veriniz. Bizim de ona göre alacağımız tedbirler olacaktır. Yahya Efendi'nin tebessüm ederek verdiği cevap Koca Sultan'ı şaşırtır. Hünkârım, ifadem cevap vermekten imtina etmek manasında değil. Biz cevap verdik. Bunu sizin anlamayışınıza şaşarız. Bunun üzerine Kanuni ancak nasıl diyebilir. Şimdi Yahya Efendi talebesine ders veren bir müderris gibidir. Bir devlette zulüm ve haksızlık yayılsa, bunu işitenler de aman neme gerek dese ve mani olmasalar, bir koyunu kurt değil de çoban dese, bunu bilenler hakikati söylemeseler, fakirlerin, muhtaçların, gariplerin feryadı göklere çıkıp bunları taşlardan başkası işitmese, kişinin menfaati devletin menfaatinin önüne geçerse, işte o zaman felakettir. Neslimizin o zaman yok olmasından korkun. Hazineleriniz boşalır, askerleriniz itaat etmez olur. Şayet bunlar zuhur ederse, işte o zaman yok olmak mukadderdir. Ben mektubumda bunları arz etmek istemişimdir. Bütün bunları ciddiyetle dinleyen Kanuni Sultan Süleyman, Yahya Efendi'ye hak verir, teşekkür ve ihsanda bulunur. Rum Denizci. Yahya Efendi'yi çok seven denizciler, dergahına sık gelir giderlerdi. Öyle ki gemicilerin piri mesabesindeydi. İşte bu gemicilerden bir Rum gemici, Trabzon'dan İstanbul'a gelirken Karadeniz'de amansız bir fırtınaya yakalanır. Apostol adlı Rum, azgın fırtınanın gemisini bir yaprak gibi sallamakta olduğunda ellerini semaya kaldırarak ''Aman ya Rabbi, şu sıkıntıdan bir kurtulayım, Yahya Efendi'nin dergahına en iyisinden bir küp şarap götüreyim.'' der. O telaşla Müslümanların şarap içmedikleri hatırına bile gelmez. Yalvarır, yalvarır, gözyaşlarını denizin azgın sularına kapar. Nihayet fırtına diner, gemi selamet bulur ve İstanbul'a gelir. Yine aynı dalgınlıkla yüklenir fıçıyı gelir dergâhı. Müritler bu işe bayağı bozulurlar. Hatta içlerinden ters ters bakanlar olur. Apostol yaptığı gafın farkına vardığında çok geçirir. Tam fıçıyı açmakla kaçmak arasında tereddütler geçirdiği anda Yahya Efendi görünür. ''Aman efendim, ne zahmet ettiniz?'' der. ''Hadi açın da misafirlerimizin ağzı tatlansın.'' Rum apostol fıçıyı korka korka açar ama içinden mis gibi nar şerbeti çıkar. Büyük veli onu mahcup etmez. Hatasını ama samimi hatasını kerametiyle öder. İşte bu müşfik tavır üzerine Rum genci,
ey yol kardeşi, vallahi senin dinin haktır der ve Müslüman olur. Mahlukata şefkat. Yine bir gece Yahya Efendi telaşla kayıkhaneye koşar ve aceleyle sandalı indirip denize açılır. Ortalık savaş meydanıdır. Rüzgar ıslık çalar, dalgalar kubbe kubbe gelir sahilde patlar. Çok geçmez Yahya Efendi batmakta olan bir kayıktan iki papazı kurtarır, döner geriye. Onlara kuru yiyecekler verir, ateş başına oturur. Sonra sıcak bir çorba koyar önlerine. Papazlar bu olaydan öylesine duygulanırlar ki anlatılamaz. Nitekim bizzat Beşiktaş Metropoliti ziyarete gelir, teşekkür eder. Baba Tarık. Baba Tarık adlı bir balıkçı zor günler yaşar. Nedendir bilinmez her gün balığa çıkar ama denizden dişe dokunur bir şey alamaz. Karısı açar ağzını yumar gözü. Miskin herif, sen dergah dergah dolaş bakalım. Kızının düğünü yaklaştı, daha çeyizi bile yapılmadı diye kocasına kızar. Yahya Efendi, Tarık babanın sıkıntısını hisseder, işini gücünü bırakıp onunla bir gün denize açılır. Balıkçı, aman efendim, deryada balık mı kaldı dese de yaradana güvenir, ağ salar. Onun attığı ağlar elbette balık dolar. Balaban, balaban. Bir gün Rum çocuğunun biri soluk soluğa dergahın bahçesine girer. Kan ter içinde, koyunlarım der, koyunlarım bu tarafa kaçtılar. Dervişler arar, tarar ama bulamazlar. Çocukcağız bitkin ve ağlamaklıdır. Tam bu esnada Yahya Efendi görmüş. Bu delikanlı yorulmuş der. Herhalde acıkmıştır da. Koşun ekmek, yağ ve bal getirin. Garibim hala ürkektir. Mübarek sofraya katılır ve ona cesaret verir. İşte sana tereyağı, bal, taze nan, yani ekmek. Dilersen yağa ban, dilersen bala ban diye çocuğa ikram ve iltifatta bulunur. Şiir çocuğun ruhuna bir mızrak gibi işler. Şiirin sonu ne kadar da güzel gelir. Hem kendi ismini tutuyor balaban, hem de yemeğe uygun düşüyor. Tam o sıra dervişler küçük çobana koyunlarının bulunduğunu müjdelerler. Çoban balaban yerinden bile kıpırdamaz. Yahya Efendi'ye bakarak ağzından şu sözler dökülür. Koyunlarım sana kurban. Kabul edersen ben de burada kalıp Müslüman olmak istiyorum der. Ve sonraki günlerde balaban ve babası tekkenin müdavimlerinden olurlar. Kime gölge? Yahya Efendi balıkçıya, kayıkçıya bile kıymet verir, çoluk çocuğu muhatap edinir. Halimdi, Selim'di ama geri geldiğinde Kanuni gibi bir cihan imparatoruna bakasın diye süt kardeş diye çıkışacak kadar yüreklidir. Nitekim günün birinde papazın biri atının yularına yapışır. Bu da adalet mi yani der. Doğru dürüst defter tutulmuyor. Ölülerimizden bile haraç istiyorlar. Yahya Efendi derhal sultanı çıkar. Yazıklar olsun der. Böyle ele geçen mal helal değil. Yediğin, içtiğin, sarayın, saltanatın haram sana der. Kanuni ağlamaktadır. Ağabey, halimi Allah biliyor ki bunlardan haberi yok diye sızlanır ve ikinci azarı yedir.
O halde gaflettesin. Allah-u Teala'nın huzuruna çıktığında ne cevap vereceksin? Korkarım yakanı kafirlerin eline verecekler. Sürüm sürüm sürünecek, cehenneme iletileceksin. Unutma, tacın, tahtın burada kalır. Seni şöhretin değil, adaletin kurtarır. Gördün değil mi? Yahya Efendi'nin Hızır Aleyhisselam'la imrenilecek bir dostluğu vardır ve sık sık bir araya gelirler. Kanuni bu olayı duymuştur ve ısrarla Hızır Aleyhisselam'ı görmek ister. Yahya Efendi, Kanuni'nin bu isteğine sadece nasip der. Bir gün padişahla birlikte tebdili kıyafet gezintiye çıkarlar. Kayıkçının biriyle boğazı açılırlar. Tekneye salı pazarından boylu poslu, temiz tertipli, insan güzeli bir genç biner. Yanlarına ilişir. Yahya Efendi ile muhabbete başlar. Koca devletin yükü ağır olmalıdır. Kanuni o gün neyi düşünür bilinmez, dalgındır. Elini suya sokar, dalgaları okşar. Ama olacak bu ya, yüzüğünü denize düşürür. Sandaldakilere belli etmez ama çok üzülür. Yüzüğün hatırası olmalıdır, aklı denizde kalır. Kayıktan Kuruçeşme iskelesine yaklaşırken genç elini suya daldırır ve yüzüğü alıp sultanın avucuna bırakır. Kanuni şaşkın şaşkın ıslak yüzüğe bakarken o çoktan kaybolmuştur. Yahya Efendi sorar. Hadi bakalım gözünü aydın. Aradığını gördün işte. Kimi? Hızır Aleyhisselam. Hani nerede? Bir saattir yanımızdaydı. Yoksa o genç miydi? Ta kendisi. Bulgar pehlivanı. Kanuni spora meraklıdır. Bir gün saltanat kayığıyla dergahın iskelesine yaklaşır ve Yahya Efendi'yi alıp Yeniköy çayırına götürür. Burada güreşler vardır. Ancak hiç hesapta olmayan şeyler olur. Nereden geldiği bilinmeyen Bulgar asıllı bir pehlivan saray pehlivanlarını duman eder. Adam insan azmanıdır. Bacakları kök salar çınar gibi. Bırakın yenmeyi, yerinden bile kıpırdatamazlar. Adam her yıktığı Müslümanın ardından kahkahalar atar, haçını öperek temenna çakar. Yerli Rumlar sevinçten çıldırırlar. Kanuni mi? Kanuni ise kahrolmuştur. Yahya Efendi bakar, padişah fena bozuluyor, çıkar meydana ve akıllara durgunluk bir pazarlık yapar. Yenilen, yenenin dinini kabul etti, tamam mı? Der. Bulgar pehlivanı bıyıklarını vurarak güler ve teklifi kabul eder. Hamle üstüne hamle yapan Avrupalı güreşçinin bu aksakallı ihtiyar karşısında eli ayağı tutmaz olur. Adelelerinde güç derman kalmaz. Olmuyor, benim gücüm bir türlü sana yetmiyor der. Yahya Efendi, ya Allah diyerek pehlivanı bir kuş misali başının üstüne kaldırır, sırtını yere yapıştırarak üstüne oturur. Şimdi ne yapacaksın, ahdine sadık mısın diye sorduğunda Bulgar pehlivanı kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmuştur.
İstanbul Boğazı'nın güzelliğini, manevi bir iklimle süslenen Yahya Efendi'nin dergahı 1538 yılında Yahya Efendi tarafından Beşiktaş Yıldız Mahallesi'nde tamamen Yahya Efendi'nin kendi imkanlarıyla satın aldığı bu geniş arazi, bugünkü tekke arsasının yanı sıra Yıldız Tepesi'nden Boğaziçi kıyısına kadar uzanmaktaydı. Yahya Efendi bu geniş araziyi ıslah ederek burada mescit, tevhidhane, medrese, hamam, çeşme ve çeşitli evlerden oluşan ilk tekkeyi tesis etmiş, çevresini bağlar ve çiçek bahçeleriyle donatmıştır. Tekkenin kuruluşunu izleyen 1,5 asırlık zaman zarfında tekkede birçok değişimler ve ilaveler meydana gelmiştir. Bugünkü şeklini 1873'te Paternial Valide Sultan'ın büyük onarımı sonucunda almıştır. Denize doğru dik bir meyille açılan tekke arazisi, istinat duvarlarıyla setlere ayrılmış, tekkenin bölümleri bu setlerden birinin üzerine yerleşmiştir. Tevhidhane, Yahya Efendi'nin türbesi, Ali Paşa'nın türbesi, Şehzadeler türbesi, haremlik selamlık kısmı tekkenin ana unsurlarıdır.
mezar taşlarıyla bir müzeyi andıran mezarlık alayı, büyük çoğunluğu 18. ve 19. yüzyıllarda yaşayan hanedan mensuplarına ve devlet erkanına meskenlik yapıyor. Soldan avlu duvarı, sağdan kütüphane kitlesiyle kuşatılmış olan cümle kapısı, tablalı ahşap kanatlarıyla iddiasız bir görünüme sahiptir. Dikdörtgen açıklığın üstünde Hayri geldiler, yediler, dediler tarihini sene 1290. Etti bu Bab-ı Şerif'i Valide Sultan Bina terkibi yer alıyor. Şeyh Hasan Hayri Efendi'ye ait Manzur Kitabe'nin tarih bendinde, dergahın 1873'te Pertemniyal Valide Sultan tarafından yenilendiği belgelenir. Tek katlı, dikdörtgen planlı, basit bir yapı görünümündeki Hacı Mahmud Efendi Kütüphanesi, cümle kapısının batı yönüne bitişik bir halde 1901 yılında inşa edilmiştir. Thank you.
Haziran, Hazire ile kuşatılmış olan yolun sonunda Mekke'nin ana binası yükseldi. Yahya Efendi'nin türbesini, Cami Tevhidhane'yi, Selamlığı, Harem'i ve güzelce Ali Paşa Türbesi'ni barındıran esas bina, zaman içinde birbirine eklenmiş, farklı malzeme, inşaat ve üslup özellikleri gösteren çeşitli mekanlardan oluşmakta, organik ve girift bir plan düzeni arz etmektedir. Tekkenin esas girişini ince uzun dikdörtgen planlı bir koridor izler. Cami Tevhidhane'ye, hünkâr mahfiline geçen merdiven ve türbelere bu koridordan kapılar açılmıştır. Mimari açıdan tadilat geçirdiği tüm dönemlerin izlerini taşıyan dikdörtgen planlı Tevhidhane, şüphesiz İstanbul'daki benzerleri içinde konumu, özellikle çevreye açılışı ve manzaraya hakimiyeti açısından müstesna bir yere sahip. Kuzeyde Yahya Efendi Türbesi ile sınırlı olan mekanı, diğer yönlerde kuşatan duvarlar ahşap iskeletli olup dışarıdan ahşap kaplama, içeriden Bağdadi sıvayla donatılmıştır. Kuzey duvarında türbeye açılan 3 adet pencereden başka, kadınlar mahfili ile harim arasında gerektiğinde bağlantıyı sağlayan, kapı kanadı gibi açılabilen kafesler yer almaktadır. Cami Tevhidhane ünitesinin tavanı, Bağdadi sıvalı basık bir kubbeyle kapatılmış olup, kubbenin hemen altında, Yıldız Sarayı'nın marangozhanesinde 2. Abdülhamid'in delaletiyle imal edilen ahşap torna işi kafesler, Tevhidhane'nin üst katında bulunan hünkâr mahfili ve hanımlar mahfilinin harime bakan yüzünü kapatmaktadır.
moloz taş örgülü temel duvarları üzerinde yükselen ahşap harem seramik kanadı, kısmen tek, kısmen iki katlı bir yapı görünümündedir. Eşsiz bir manzaraya açılan, geleneksel biçimde döşenmiş, farklı boyutlarda odalar sıralanmış. Çubuklu tavanlar, yerli dolaplar ve sedirlerle donatılmış olan bu odalardan bir kısmı şeyhin ailesiyle ikamet ettiği hareme, diğer kısımları da dervişlerin ikameti için selamlık bölümüne aittir. Nakşi ve Kadiri meşayih görev yapmasına rağmen, dergah tarihince sadece 19. yüzyılda görev yapanların bazıları biliniyor. Şeyh Ali Efendi, Seyyid Mustafa Efendi. Sülüs hatla yazılmış son derece süslü bir mezar taşıyla Mehmet Nuri Şemsettin Efendi çok derin izler bırakmıştır dergâhta. Dergâhın son postnişini Abdülhay Efendi'dir. 1925 yılında tekkelerin kapanmasıyla meşahat süresi sona ermiştir. Soyadı kanunuyla Öztoprak soyadını almış ve 1961 yılında vefat etmiştir. Tekkenin en önemli kısmı Yahya Efendi'nin türbesinin bulunduğu türbeler kısmı. Türbe birçok tadilat geçirmesine rağmen ana hatlarıyla tadilat geçirdiği dönemlerin izlerini taşıyarak orijinal halini günümüze kadar korumuştur. Yahya Efendi'nin yakınlarının bulunduğu 11 sandukadan müteşekkildir. Thank you.
Aralarındaki en muazzam sandıka, tarikatte kendisine üyesilik yolunu seçen Şeyh Yahya Efendi'nin sandıkasıdır. İşçiliği açısından nadir rastlanan, sanatsal bir değer taşıyan sedef kalkmalı sanduka, manevi bir havayla çevresini aydınlatmaktadır. İstanbul Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde bulunan tekkenin geniş arazisinin bir kısmı 19. yüzyılda padişah mülküne dahil edilmiş olsa bile tekke muhteşem manzarasından, manevi güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyerek mimari yapılarıyla, çevrenin doğal güzelliğiyle günümüz yapılarını kıskandıracak derecede sıcak ilişkilidir. Hazire'deki yoğun yeşil doku, esasen ahşap malzemesinden dolayı kendisine yakın olan tekkeyi adeta kucaklamaktadır. Türbeden etrafa yayılan mistik hava, Ahmet Hamdi Tanpınar'a şu satırları ilham ediyor. İlahi mağfiret, Yahya Efendi dergahında adeta güzel bir insan yüzü kapılır. Ölüm burada, hemen 2-3 basamak merdiven ve 1-2 setle çıkılıveren bu bahçede hayatla o kadar kardeştir ki, bir nevi erme yolu yahut aşk bahçesi sanılabilir.